Mesaisini tamamlayan Başbakan Erdoğan Ankara'daki büyükelçilere iftar veriyor şu sıralar. Seçil Özer de AK Parti Genel Merkezi'nde. Seçil, hemen soralım, davetliler listesinde kimler var? Daha doğrusu davetliler listesinde kimler yok? Serdar, iki ülkenin temsilcisi yok. Zaten AK Parti'deki iftarlara Mavi Marmara saldırısının ardından İsrail'in temsilcisi, ikinci katibi Türkiye'deki çağrılmıyordu ama yasaklı listesine bir ülke daha eklendi. Tahmin etmek zor değil. Suriye, zaten büyükelçisi yok Türkiye'de bilindiği gibi ama İstanbul Başkonsolosu da, yani temsilcisi de bu iftara çağrılmadı. İsrail ve Suriye'nin temsilcisi Erdoğan'ın AK Parti'deki iftarında olmayacak. Menüye gelince AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bir Adanalı ve elçilere de belki de bu nedenle bir Adanalı menü hazırlandı. Ana menüde Adana kebap var. Tatlı olarak halka tatlısı, çorba olarak da analı kızlı çorba ikram edilecek. Programda oldukça renkli, her sene ilginç gruplar sahne alıyor AK Parti'de. Bu kez Kur'an-ı Kerim okunarak başlanacak. İftarın arkasından müzik dinletisine geçilecek ve konuşmalar olacak. Hoş geldin konuşmasını Ömer Çelik yapacak, Genel Başkan Yardımcısı. Daha sonra da Başbakan kürsüye çıkacak. Tabii verdiği mesajlar çok önemli olacak Erdoğan'ın. Her elçi iftarında olduğu gibi yine İslamofobya mesajları bekleniyor ama bu kez Suriye mesajları da çok önemli. Hem Türk jetinin düşürülmesiyle ilgili mesajlarını hem de Türkiye'nin Suriye politikasını anlatacak Erdoğan. Mesajlar önemli çünkü her elçi bu mesajları ülkesine iletecek. Renkli gruplar çıkıyor demiştik. Yine renkli isimler sahnede olacak. Klarnetiyle Serkan Çağrı ve Filistinli kardeşler udlarıyla sahnede olacaklar. Sanatçıların performansları kadar dikkat çeken Erdoğan'ın mesajları olacak Serdar.